İyi akşamlar sayın seyirciler. Kırım'da insan hakları ihlalleri konusu aylardır gündemde. Geçen hafta dikkatleri yine Kırım'a çeken iki önemli olay yaşandı. Önce Kırım Tatar Televizyonu ATR'ye baskın yapıldı. Sonra ise Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiğgöz tutuklandı. Bu akşam bakış açısında Kırım konusunu ele alacağız. Stüdyo konuğumuz Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakan Kırımlı. Kiev'den ise Kırım Tatar Milli Meclisi Meclisi Başkanı Sayın Refat Çuborov programımıza katılacak. Bakış açısı başlıyor. Evet, bu akşam bakış açısında Kırım'ı konuşacağız dedik. Rusya'nın Kırım'ı ilhakından bu yana neredeyse bir yıl geçti. Kırım Tatarları huzursuz. Üstelik geçen hafta hem Kırım Tatar Televizyonu'na yapılan baskın hem de Kırım Tatar Meclisi Başkan Yardımcısı Çiğgöz'ün tutuklanması dikkatleri yeniden bu yarımadaya, tarihi yarımadaya çevirdi. Kırım'da neler yaşandı, sürece bir göz atalım. Şimdi VTR'mizi izliyoruz. Gözlerin üzerinde olduğu Karadeniz'e stratejik bir yarımada Kırım. 2014 yılı Mart ayında düzenlenen bir referandumla Ukrayna'dan ayrılıp Rusya'ya bağlandı. Rusya'nın Kırım'ı ilhakından bu yana Kırım Tatarları huzursuz. Uluslararası kuruluşlar Kırım'daki insan hakları ihlallerini işaret ediyor. Türkiye'de yaşananları dikkatle takip ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu orada yaşananları incelemek amacıyla Kırım'a gayri resmi bir heyet gönderileceğini açıkladı. Geçen hafta ise Kırım Tatarlarına yönelik iki büyük olay yaşandı. Önce Kırım Tatar Televizyonu ATR'ye basıldı. Silahlı görevliler televizyonu aradı, gerekçe olarak Şubat 2014'teki olaylara ilişkin belgeleri aradıkları söylendi. Ancak binaya giriş ve çıkışlar kapatıldı, teknik donanıma ise el konuldu. Bu olayın üzerinden iki gün geçti, Kırım Tatarları başka bir kötü haberle daha sarsıldı. Milli Meclis Başkan Yardımcısı Ahtem Çiğgöz, Rusya soruşturma organları tarafından asayişi bozmaya yönelik toplu eylemleri organize etme şüphesiyle gözaltına alındı. Kırım savcısı Natalya Poklonskaya, Ahtem Çiğgöz'ün 10 yıla kadar hapis cezası öngörülen ağır suç işlemekle suçlandığını söyledi. Ve Ak Mescid, Kievskaya Bölge Mahkemesi, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiğgöz hakkında 21 gün tutukluluk kararı çıkardı. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Başkanlık Divanı, Kırım Tatarlarına karşı devam eden baskılara ilişkin bildiri yayınladı. Bildiride Yarımada'da Kırım Tatarlarına karşı yapılan baskı ve takiplerin yeniden artmaya başladığı kaydedildi. Rusya ise Kırım Tatarlarına yönelik baskı yapıldığını kabul etmiyor. Kırım Tatarlarına yönelik bugüne kadar tanınmayan haklar tanındığını vurgulayan yetkililer, Kırım Tatarları ile birlikte çalışarak daha iyi bir gelecek inşa edileceğini belirtiyor. Gözaltı ve tutuklamalara yönelik de her şeyin Rus kanunlarına uygun olması gerektiği yanıtını veriyorlar. Türkiye'nin Kırım Tatarlarına verdiği önemi her zaman anlayışla karşılıyoruz. Kırım Tatarlarının durumuna baktığımızda bu konuya iki yönden bakmamız gerek. Birincisi Kırım Tatarlarının Kırım'daki yaşamları. İkincisi de bazı Kırım Tatar asıllı siyasetçilerin bu meseleler içinde kendi siyasi kariyerlerini oluşturmaları. Bu tür siyasetçilerin Kırım'ın Rusya'nın parçası olduktan sonra yaşam koşullarının ağırlaşması yönündeki iddiaları beni güldürüyor. Rusya'dan önce orada durum o kadar kötüydü ki daha kötüsü olamaz. Şunu sormak istiyorum. Kırım 23 yıl boyunca Ukrayna'ya bağlıydı. O zaman bunları niye yapmadınız? Ukrayna ise Kırım'ı geri istiyor ve geri geldiğinde Kırım Tatarlarının tüm sorunlarının çözüleceğini söylüyor. Kırım Tatarları Ukrayna yanlısı olduklarını ve bağlılıklarını kanıtladı. Liderleri Mustafa Kırımoğlu ve Rifat Çubarov, Kırım Tatarları için Ukrayna'dan başka gelecek olmadığı konusunda defalarca konuştu. Bu insanlar için daha fazla şey yapmalıyız. Evet.
Evet, stüdyo konuğumuz Sayın Profesör Doktor Hakan Kırım'ın, tekrar hoş geldiniz efendim, hoş programımıza. Şimdi VTR'mizde de izledik. Son bir yılda Rusya'nın Kırım ilhakından sonraki süreçte neler yaşandı? Sizin gözlemleriniz ve genel değerlendirmeleriniz nelerdir acaba? Önce bir kere şunu ortaya açıkça koymak lazım. Rusya'nın Kırım ilhakı diyoruz. Bu tamamen tek taraflı bir karar. Yani Rusya geçtiğimiz bir sene önceki Şubat ayında Kırım'ı işgal etti. Askeri olarak işgal etti. Son derece uyduruk bir referandumdan sonra öyle bir referandum görüntüsü altında tek taraflı olarak ilhak ettiğini ilan etti. Yani herhangi bir ülkenin bir başka ülkenin toprağını işgal edip tek taraflı ilhak ettiğini ilan etmesi olayı bitirmez. Bugün uluslararası hukuk açısından her açıdan son derece kanunsuz bir durum var Kırım'da. Yani meselenin temeli Rusya'nın Kırım Tatarlarına kötü muamele yapması falan değil. O zaten beklenen, başka türlü olması söz konusu bile olmayan bir hadiseydi. Rusya Kırım'ı işgal ettiği zaman bugün olacakları, ben ve benim gibi de pek çok Kırım'ı tanıyan insanlar çok açıkça defalarca söylemişlerdi. Bundan başka bir ihtimal olması söz konusu bile değildi. Bu işgal süreci durduğu sürece bunun devam edeceği ve çok daha kötüye gideceği de kesindir. Yani Putin'in şu yahut bu sözü vermesinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. En ufak bir geçerliliği yoktur. Rusya Büyükelçisi'nin dediklerini dinledik. Deniyor ki daha Rusya, kötü şartlar daha önce. Bu sözler bile tek kelimeyle bir komedidir. Çünkü Rusya Kırım Ukrayna hakimiyetindeyken bile aslında Kırım Ruslarının idaresindeydi ve hangi Kırım Ruslarının bugün Putin rejiminin bir numaralı adamları olan Kırım Ruslarının. Ukrayna idaresi altında dahi Kırım Tatarlarına en ufak hak vermeyenler Ukrayna idaresi, Ukrayna hükümeti falan değil, bizzat Kırım'daki mahalli Rus hükümetiydi. Yani şu anda başta olan insanlar. Kırım Tatarlarına hak vermek falan gelince en ufak bir hak falan verilmiş değil. Mesela gülünç bir şekilde Kırım Tatarcayı Kırım'da resmi dil yaptık deniyor. 1991 yılından beri teorik olarak Kırım Tatarca Kırım'da resmi dil. Bunu uygulamayan Kırım'daki mahalli Rus idaresiydi ki onlar şu anda zaten gene idare eder. Zaten onlar Rusya'nın piyonları. Kırım Tatarcanın bugün resmi dil olup da bir cümle dahi, bir kelime dahi bir yerde konuşulduğu resmi olarak vaki değil, söz konusu değil. Bundan sonra da konuşulacağı yok. Rus işgalinin Kırım'la, Kırım Tatarlarına getirdiği yaklaşık bir yıl oluyor. Şubat ayındayız şu anda. Kelimenin tam manasında bir faciadır, felakettir. Daha da büyük felaketlerin habercisidir. Olumlu konuşulabilecek en ufak bir şey söz konusu dahi değildir. Şu an Kırım'da Kırım Tatarlarının şartlar, içinde bulunduğu şartları siz daha iyi tabii görüyorsunuz. Açık söyleyeyim, dehşet şartları. Şu anda bir kere Kırım Tatarları Türk dünyası içinde öz yönetim kültürü en yüksek olanlardan, siyasi kültürü en yüksek olanlardan birisidir. Ve Ukrayna idaresi altında da, hatta Sovyetler Birliği idaresi altında da en teşkilatlı gruplardan birisiydi. Kırım Tatar Milli Kurultayı, yani Kırım Tatar Milli Parlamentosu diyebilirim ki Türk dünyasındaki en demokratik organlardan birisidir. Rus işgali altında artık Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın meşru bir şekilde toplanabilmesi mümkün değil. Kurultayın organı olan Kırım Tatar Milli Meclisi'ni, binasını bundan birkaç ay evvel işgal ettiler. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin, Milli Kurultayı'nın fonlarına el konuldu. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı, dünyaca meşhur insan hakları savunucusu, Kırım'ın çok çok ötesinde üne sahip Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubar, Kırım Haber Ajansı Başkanı İsmet Yüksel, en önemli insan hakları savunucularından gene meclis üyesi Sinaver Kadir, bunların hepsi sürgün edildi Kırım'dan. Diğer insanların, gık çıkaran insanların başına ne geleceğini de mesajı olarak veriliyor. Kırım'da bir tek Milli Meclis Başkan Yardımcısı Ahtem Çiğgöz kalmıştı. Onu Ahtem Çiğgöz'ü de tutukladılar. Tutuklama sebebi bile aslında Kırım'daki hukuk rezaletinin ve Rus rejiminin maskaralığının ve fecaatinin en açık görüntüsüdür. Neden? Ahtem Çiğgöz'ü suçladıkları, 10 yıl hapisle suçladıkları nedir biliyor musunuz? 26 Şubat 2014'te, yani Rus işgali başlamadan
bir gün önce Kırım'da Ak Mescid'in merkez meydanındaki Kırım Tatar gösterisinin, yani Kırım Ukrayna'dan ayrılmasın, Rusya'ya bağlanmasın gösterisini organize etmek. Yani işgalden evvel olan bir hadise için dahi 10 yıl hapisle şey yapıyorlar, yargılıyorlar. Hiç fark etmez. Yani gerekirse 10 yıl evvelki başka bir şey bahane edip de yapabilirler. Burada mesele zaten kurt kuzuyu yiyeceği zaman buna bahane aramasıdır. Rus işgalinden beri 18 ya da 19 Kırım Tatar genci kaçırıldı. Bunlardan sadece 3'ünden haber alınabildi. Nasıl haber alınabildi? İşkence görmüş cesetleri bulunarak. Suçları neydi? Bu bahsettiğimiz gösterilere katılmış olmak. Hangi gösterilere? Silahlı gösteri mi? Taş atıldığı mı? Asla. En ufak bir şiddetin kullanılmadığı sivil gösterilere katılmak. Her bahaneyle insanlar tevkif ediliyorlar. Sadece Ahdem Çiğ Göz değil, başkaları da. Tevkif edilenden haber alınamıyor. İnsanların evlerine sabahın 5'inde maskeli, kar maskeli adamlar, üniformasından ne olduğu bile belli değil. Asker midir, polis midir, kim olduğu belli olmayan adamlar, ki söylemiyorlardı. Evet. Aynı ATR televizyonuna baskın yapanlar gibi ihbar aldık, arama yapacağız diye. Bütün evdekileri, her şeylerini götürüyorlar. Yani her türlü insanlara şahsi olarak tehditler, şantajlar yapılıyor. Kırım'ın durumu bu. Evet. Maalesef Orta Doğu'da IŞİD'di, AFS etti, başka dehşet verici hadiselerin yarattığı duman arasında, arkasında Kırım unutuluyor. Evet. Buradaki ama en önemli hususu bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Mesele son derece kanunsuz işgalin, tek taraflı ilhak ilanının asla tanınmamasıdır. Yoksa bu tanınsın da biz Kırım Tatarları için Putin'le görüşürüz, ona bir takım haklar alırız, bu dünyanın en büyük hayali olur. Asla gerçekleşme şansı yoktur. Evet. Sayın Kırımlı, şu an sohbetimize bir ara vereceğiz. Çünkü Kiev'den programımıza Kırım Tatar Meclis Başkanı Refat Çubarov katılacak canlı yayında. Evet. Sayın Çubarov, duyabiliyor musunuz bizi acaba? Buyurunuz. Buyurunuz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Evet, size geçen Temmuz ayında, geçen yıl Temmuz ayında 5 yıl Kırım'a giriş yasağı getirildi ve bu nedenle Kiev'den çalışmalarınızı yürütüyorsunuz şu anda ve canlı yayınınıza Kiev'den katılıyorsunuz. Temmuz ayından bu yana neler yaşadınız? İlk olarak bunu sormak isterim. Şimdi sualinizi duymadım. Evet efendim, 5 yıl Kırım'a giriş yasağı getirildi size geçtiğimiz Temmuz ayında. O günden bugüne neler yaşıyorsunuz? Kiev'den çalışmalarınızı yürütmeye çalışıyorsunuz. Şu an yaşadıklarınız sizin özelinizde ve Kırım halkı genelinde neler acaba? Şimdi bakınız, Kırım Yarımadası Rusya tarafından işgal edildi. Ende bir aydan sonra ende bir yıl olacak. Ve şimdi Rusya'nın resmi politik siyaseti ya da Rusya'nın politikası endi sonlanacak, açılmıştır. Rusya orada Kırım Tatarlarının o kadar kendi vatanlarda olganını hiç istemeyecek. Çünkü Rusya Kırım'ının geleceğini böyle bir askeri bir plazdarm görüyor ve o sebepten orada kendi toprağını, kendi vatanını sevgen milleti Rusya orada böyle memnunluk göstermeyecek. Mesele kuru beni Kırım Tatar Milli Meclis Reisi olarak vatandan sürgün ettiklerini de gir ya da yasakladıkları. Onların maksatları, bütün şimdiki yapkan maksatları Kırım Tatar milletini oradan yeniden mecburi ana vatanından çıkarmak için. O sebepten şimdi milletimizin başına çok büyük bile acılar ve çok büyük korkunçlar geldi. Bunu dünya toktatışı gerek. Evet. Sayın Çubarov, şu anda meclise karşı, Kırım Tatar Meclisi'ne karşı hangi uygulamalar devreye sokuldu? Nasıl uygulamalar var orada? Şimdi bakınız, Kırım Tatar milletinin birliğini saklayan ve Kırım Tatar milletini millet bile yasakan orada Kırım Tatar Milli Meclisi ya da kurultayımız ve orada Kırım Müslümanlar Din İdaresi ya da saylagan müftimiz. İşte şimdi Kırım Tatar milletini zayıfleştirmek için,
büyük bir korkunca düşürmek için bütün Rusya yapkan zararlar ya da karşılıklar mecliske karşı, Kırım Tatar Milli Mecliske karşı ve oradaki Müslümanları da çok parçalamak için. İşte milletimiz bunu çok iyi anlıyor ve milletimiz buna becerdiği kadar hiçbir fırsatlar vermiyor. Ama böyle devamlı olsa çok insanlarımızı, birinciden Kırım Tatar Milli Meclis azalarını onlar hapiske alacaklar ve insanlarımızın başına çok ağırlıklar getirecekler milleti basmak için. Evet. Sayın Çuburov, peki sokaktaki hayat nasıl? Sokaktaki Kırımlı'nın yaşam şartları nasıl? Uygulanan yaptırımlar nasıl etkiliyor Kırım Tatar halkını şu anda? Şimdi bakınız, şimdi dünya aslı birinciden Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Avrupa Konseyi ve 199 ülkeler Rusya orada yapkan işgalini tanımadı ve tanımayacak. Ve orada şimdi bir blokat var, yaptırımlar. Ama çok yazıklar ki bazı ülkelerden böyle alışveriş bağları da kesilmedi. Ve bizim için çok yazık olganı, şimdi bazı Türkiye'deki olgan oradaki yerlerden bazı gemiler geliyor ve oradaki işgalcilerinden alışveriş yapıyorlar. Çok isterdik ki bütün bu Ukrayna'yı destek eden ülkeler ve Türkiye Cumhuriyeti Ukrayna'yı destek eden bir ülkedir. Ama bazı kendi menfaatini bakan teşkilatları toktatmaya gerektir. Kırım Yarımadası ülkeler tarafından yaptırım devam etişi gerektir. Çünkü işgalciler kendi akıllarını toplamak için onlara çok baskın yapmaya gerek. Evet Sayın Çuburov, son olarak uluslararası kuruluşlardan beklentiler ne yönde peki? Kırım'da yaşananlarla ilgili duyarlılığı ve şu anki yaşamı, oradaki orada çekilen sıkıntıları daha fazla duyurmak adına. Şimdi sesiniz aslı gelmedi. Sesinizi çıkaran ziyade verseniz. Evet. Kırım Tatar halkının uluslararası kuruluşlardan beklentileri ne yönde ve keza Türkiye'den beklentileri ne yönde bundan sonraki süreçte? Şimdi Kırım Tatar Milli Meclis Reisi olarak ve sayın liderimiz Mustafa Kırımoğlu'yla beraber diğer arkadaşlarımız, bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin rehberlerine ve birinciden Sayın Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla her vakit temastayımız. Şimdi bütün bu Avrupa ülkelerin, Türkiye, Kanada, Birleşmiş Amerika Ştatların bütün bu Rusya'ya siyaseti bir koordine olup işte Kırım'ı işgalden kurtarmak için bu bütün ülkelerin davrandıkları bir yere gelişi gerek ve biz Türkiye Cumhuriyeti'nden bu siyasette daha çok fazla böyle fazla koordine yapkanını istiyoruz. Evet. Sayın Çuburov, çok teşekkür ediyoruz programımıza Kiev'den canlı yayında katıldığınız. Evet. İyi akşamlar diliyoruz. Нет, голоса. Evet Sayın Kırımlı Çuburov'u, Sayın Çuburov'u da dinledik. Gerçekten Kırım'daki durum şu anda. Şu anda gerçekten bahsettikleri gibi, anlattıkları ve aktardıkları gibi zor şartlar, koşullar, hem siyaseten, siyaset yapmanın, zaten siz de programımızın başında ifade ettiniz, siyaset yapmanın neredeyse imkansız olduğu Kırım Tatarları için ve halkının da tabii düşünemiyoruz, yani siyasetçilerin bu durumda olduğu bir pozisyon. İsterseniz yani şu an içinde bulunduğumuz durumu bir anlamda tartıştık ve özetledik ama Kırım'ın stratejik önemi ne biraz geri gidersek, Kırım'ın stratejik önemi. Rusya neden Kırım'ı sadece Ukrayna üzerinden Amerika ile bir vesayet çatışması, savaşı mı, yoksa Kırım gerçekten her zaman olduğu gibi tarihi süreçte de her zaman stratejik önemini korumuştu. Şu anda sadece stratejik bir öneme haiz olmasından mı ileri geliyor Rusya'nın Kırım'daki şu an ihlalleri? Kırım'ın stratejik önemi tarih boyunca zaten açıktır ama mesele o değil. Zaten Rusya Kırım'ı işgal etmesi sürecinde kamuoyunda şu imajı yaratmaya çok uğraştı. Hani Amerika ile Rusya arasında Kırım. Ortada Amerika mı, Amerika başka birisi yok.
tamamen tek taraflı olarak Rusya'nın hareketi var. Yani sanki öyle bir canlandırdı ki Rusya Kırım'ı yutması Amerika'ya da Avrupa'ya da bilmem kim yutacakmış gibi. Dünyanın en komik iddiaları bunlar. Alakası bile yok ve zaten Kırım'ı işgal hazırlıklarını Rusya aslında 90'ların başından beri yapıyordu. Barbar bağırarak yapılıyordu. Şimdi Kırım'ın tabii ki Rusya için büyük stratejik önemi var. Soğuk Savaş döneminde Kırım silah deposu haline getirilmişti. Akyar ya da Rusların dediği tabirle Sevastopol nükleer silahlarla doldurulmuştu ve hatırlayalım bu nükleer silahların tamamı da Türkiye'ye yönelikti. Türkiye'nin kafasına patlayacak nükleer silahlardı. Soğuk Savaş şu anda Soğuk Savaş döneminde ama şu anda Kırım'a Rusya'nın yapmak istediği şey aynen o zaman olduğu gibi ağzına kadar silahla ve askerle ve orduyla doldurmak. Hı hı. Şimdi ama bu da tek sebep değil. Kırım hiçbir zaman son falan değil. Kırım aslında Putin, biz burada kelimeler hiç kıymaya ihtiyacımız yok. Putin çok açık söyledi. Kaç kere söyledi. Sovyetler Birliği'ni dağılması en büyük felakettir, en kanunsuz iştir diye. Yani şu anda şu veya bu şekilde parça parça bugün Kırım, sonra Doğu Ukrayna, ondan sonra Orta Ukrayna, Batı Ukrayna, Kuzey Kazakistan, Güney bilmem nere bu şekilde gideceğine hiç şüphe yok. Yani Doğu Ukrayna'daki işgali başka türlü anlamak mümkün değil. Doğu Ukrayna'da güya Rusya yanlısı ayrılıkçılar. Ne ayrılıkçısı? Orada düpedüz Rus ordusu savaşıyor. Ayrılıkçı mı ayrılıkçı, oradaki ahalinin alakası bile yok olanla bitenle. Tamamen Rus ordusunun silahlarıyla Rus ordusu Ukrayna'ya karşı savaşıyor. Onun da birinci hedefi var. Orada ama Minsk'te ama şurayı da burayı da pazarlık unsuru olarak kullanıp önce Kırım'ın yutulup hazmedilmesini sağlamak, paketin kapatılması, ondan sonra güya oralara muhtariyet verip istediğiniz saniyede tekrar eski hale getirebilirsiniz. Ondan sonra Allah kerim daha sonrası için ya da Ukrayna'nın tepesinde devamlı demokrasinin kılıcı gibi bunu taşımak. Yoksa Kırım'ın sadece tek başına öneminin de ötesinde. Ha, Kırım Tatarlarının rolü burada ne? Kırım Tatarları asla ve hiçbir şart ve resim altında, hiçbir görüntü altında Rusya idaresini istemiyorlar. İstemiyorlar çünkü onun kendileri için ölüm olacağını çok iyi biliyorlar. Peki Ukrayna idaresi altında olmak ne fark ettiriyor? Şu demek, şu fark ediyor. Mesela Ukrayna ile Rusya arasında tercih falan da değil. Hı hı. Öncelikle ateşten kaçmak. Ukrayna idaresi altında Kırım Tatarlarının bir yön eksiklikleri vardı. Ukrayna idaresinin büyük hataları vardı. Ama Ukrayna Ukrayna olmadı ki bu süre içinde. Ukrayna bu son 20 küsur sene içinde doğru dürüst ne Ukrayna hükümetiyle yönetildi ne Kırım, hatta mahalli Rusların elinden kurtulabildi. Fakat her aslında şeye rağmen belki de Kırım'ın bir makro düzeydeki büyük bir resmi tabii ki Ukrayna. Tabii ki yani aslında Kırım, İnsanlara şunu hatırlatmak lazım. Kırım 1990'lardan beri hemen hemen tamamen zaten tamamen Rusya taraftarı, şövenist Ruslar tarafından idare ediliyor. Bundan Rus milletini hiçbir şekilde hakaretlemek niyetim söz konusu bile değil. Ama Kırım'daki hem eski komünist ve apaçık faşist olan Rus grupları tarafından idare ediliyor. Onlar zaten şu anda Putin'in oradaki piyonları. Eskiden de öyleydi, şimdi de öyleler. Değişen bir şey yok. Ama hiç değilse Ukrayna idaresi altında Kırım Tatarları orada bulunabiliyordu. Milli organları vardı. Ne kadar eksik de olsa dini organları, tahsil organları, siyasi organları, sosyal organları çalışıyordu. Dış dünyaya açıktılar. Ve insanlar oradaydı. Tehdit altında değildi en azından. Bin bir tane eksiklikleri vardı. Eğer bu konuşmayı biz bir sene evvel yapıyor olsaydık, ki yaptık bu stüdyoda. Evet. O zaman söyleyeceğim çok şey vardı ve söylüyorduk. Ama o zamankiler sıkıntıydı. Şu an bir varoluş mücadelesi. Apaçık ölüm kalım meselesi şu anda. Rusya'nın Kırım'da istediği Kırım Tatarları nasıl biliyor musunuz? Aynı bugün bilenler bilir. Kırım'daki Karaylar diye küçük bir Türk topluluğu vardır. Karayimler. Aynı onlar gibi olması. Yani dinini diline maksimum şekilde unutmuş. Folklorik bir grup haline gelmiş. İçinde siyasi şuura sahip, sosyal şuura sahip insanları sağa sola kaçırılmış. İçeride kalanları dil olarak, kültür olarak tamamen Ruslaştırılmış. Yalnız turistlere falan göstermelik Hansaray'ın dibinde çiberek satmak için Mostralık Amerika'daki Kızılderililer gibi gösterilecek bir Kırım Tatar grubu. Bunun dışındaki her türlü Kırım Tatar varlığını Rusya asla istemediğini, hiçbir zaman istemediğini o kadar açıkça gösterdi ki. Bunu herkes biliyor, bu bir sır değil. İkinci şey, bir noktaya daha geleyim.
son günlerde söz ediliyor. İşte Kırım'a Türkiye'den gayri resmi bir heyet gönderilmesi falan. Bundan zerre kadar fayda gelmeyeceğini adım gibi biliyorum. Ancak göstermelik bir hareket olacaktır. Hatta ve hatta bu Kırım'daki kanun dışı işgal rejimine meşruiyet kazandırmak için mutlaka kullanılacaktır. Bir takım asla gerçekleşmeyecek sözler verilecektir mahalli Rus idaresi tarafından. Aynı Putin'in Erdoğan'a kaç kere verdiği gibi asla gerçekleşmeyecek yalan sözler verilecektir. Ve bunlar da bir müddet Türkiye'de kamuoyunu uyutmak için kullanılacaktır. Yani Kırım Tatarlarının geleceği bir tek şekilde olabilir. Kırım'daki Rus işgalinin dünya ile birlikte işbirliği yaparak kesinlikle kaldırılması. Onun dışındaki hiçbir şey Kırım Tatarlarına ilaç olması söz konusu değildir. Peki diplomasi bu anlamda yürütülecek diplomasi hiç mi fayda vermeyecektir sonuç olarak? Diplomasi şu, Türkiye'nin oradaki ilgisini göstermesi tabii ki iyi. Ama ben tarihçi olarak şunları hatırlıyorum. 1961 yılında Cezayir Fransa'dan istiklalini kazanırken Türkiye'den maalesef Türkiye temsilcileri ve Birleşmiş Milletler'de çekimsel oy kullanmışlardı ve bu Türkiye'ye ki tarihinde ne kadar şan ve şeref vardır kapkara bir leke olarak kalmıştı. Ebediyen de kalacaktır o 1961'deki leke. Ama geçen hafta Rusya yaptırımların devam etmesi için Avrupa Birliği Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde oylama yapıldığında maalesef 4 Türk parlamenter yaptırımların durdurulması, 4 Türk parlamenterde yaptırımların için çekimser oy kullandı. Sadece 2 kişi bunun devamı için oy kullandı. Bu neticede Türkiye için utanç vericidir. Yani bütün medeni dünyanın Rusya'ya yaptırımları iyi kötü devam ettirmeye çalıştırdığı ortamda Türkiye'den son derece günlük bazı kazançlar için bunların delinmeye çalışılması Türkiye tarihine kapkara lekeler olarak geçecektir. 1961'deki Cezayir utancı neyse bu ambargonun delinme çabaları aynı şekilde bir utanç olarak geçecektir. Çünkü bu Türkiye'nin bırakın çok yakın etnik kardeşleri olan Kırım Tatarlarını apaçık tabirini kullanayım satması imajını ki çünkü Kırım'daki insanlar aynen bunu hissediyorlar. Bizzat bırakın Kırım Tatarlarını öyle bir toplum olmasaydı bile Türkiye'nin en temel menfaatlerini ayaklar altına almak manasına gelecektir. Yani her halükarda gerek Kırım'daki gerek Ukrayna'nın diğer yerlerindeki ve hatta Transdniester'deki diğer yerlerdeki Rus işgalinin kesinlikle sona erdirilmesi gerekmektedir. Çünkü bunun sonu yok. Sonu olmayacağı görülüyor. Bir şey daha hatırlatmak istiyorum. 1990'ların başında Amerika'nın en önemli dış politika uzmanlarından birisi Strop Talbot'tu. Strop Talbot, Russia First siyasetinin mimarıydı. Yani önce Rusya. Diyordu ki, Rusya'dan ayrılanlar tamam iyi güzel ama biz önce Rusya ile anlaşalım. Rusya büyüktür, onun bütünlüğünü koruyalım. Geri kalanları zaten olur. Yani Rusya'ya öncelik veren siyasetin babası mimarıydı Talbot. Aynı Talbot şu anda aynen şunları söylüyor. Eğer Rusya'yı şu anda durdurmazsanız bu işgal siyasetine göz yumulursa bu ancak felakete götürülebilir. Rusya mutlaka durdurulabilmeli diye. Talbot bile bu noktaya geldiyse Türkiye'de en tepesinden en aşağısına kadar insanların bunu görmesini beklemek hakkımızdır. Evet. Amerika'da Soğuk Savaş döneminin Rusya politikalarını belirleyen Brzezinski bu tip uyarılarda bulunuyor ama Amerika'nın şu anda daha genel olarak uluslararası ilişkilerdeki dengelere baktığımızda şu an Ukrayna, Kırım'dan biraz daha Ukrayna geneline çıktığımızda Batı devletlerinin aldığı pozisyon, Amerika'nın aldığı pozisyon konusunda neler söylersiniz? Amerika Ukrayna'daki demokratik hareketleri sanıldığının aksine yeterli bir şekilde falan desteklemedi bundan önceki tecrübelerde. Özellikle Turuncu Devrim'le birlikte, Yushchenko rejimiyle birlikte doğrusu Batı Ukrayna'yı o zor günlerinde arkasında falan olmadı. Neticede tamamen Rusya'nın komplosuyla gelen Yanukovych rejimi oldu. Zaten Yanukovych rejimi, son 4 yıldaki Yanukovych rejimi Ukrayna'yı bugünlere apaçık bir şekilde hazırladı. Yanukovych rejimi altında Ukrayna ordusu resmen ortadan kaldırıldı. 6000 kişiye düşürüldü. Yani Türkiye'nin 1/4 büyüklüğünde bir ülke 6000 kişilik bir asker grubuyla savunulabilir haldeydi. Her şey hazırlandı.
Kırım'daki Rus filosunun 40 bin askeri orada tutmalarına izin verdiler. Ukrayna istihbaratı olduğu gibi, Rus istihbaratının FSB'nin eline geçti. Olduğu gibi Ukrayna özel timleri olan, özel hareket timleri olan Berkutların tamamı Rusya tarafındaydı. O kadar ki bu işgallerden sonra hepsi Rusya hizmetine geçti. Düşünün, bir ülkenin bütün müdafaa organlarını bir insan, Yanukovyç rejimi, akla hayale gelmeyecek boyutlarda yolsuzluklarla tanınan bu rejim, diğer taraftan da Rus işgaline her şeyi hazırladı. Konuları bilmeyen insanlar şunu da düşünebilir: ya Ukrayna bu kadar, nasıl bu kadar kolay teslim oldu Rusya'ya diye. Çünkü Ukrayna'nın içi olduğu gibi boşaltılmış durumdaydı. Her şey hazırlanmış durumdaydı. Sadece bir düğmeye basmak kalıyordu. Ne zaman ki Ukrayna halkı uyandığında, daha fazla uyanmasın diye Yanukovyç kaçar kaçmaz Putin hemen Kırım'ın işgalini başlattı. Yani bugünlerde Donbas'ta ilerlemesi sürüyor bu anlamda. Rusya yanlısı, evet, kuvvetlerin gerçekten orada. Rusya yanlısı kuvvet falan yok. Oradaki, evet, pek apaçık Rus kuvvetleri var. Evet. Yani insani durum da şu anda gerçekten önümüzdeki dönemde çok daha büyük krizlere yol açabilecek bir tablo sergiliyor. Biraz da bundan sonraki süreçte neler olabilir? Senaryolar neler olabilir? Onu konuşalım. Dediğim gibi öncelikli olarak bu Doğu Ukrayna'nın işgalinin en önemli sebebi Kırım'ın ilhak iddiasının tanınması için, resmen Ukrayna ve tabii sonrasında da dünya tarafından tanınması için öncelikli bir pazarlık hadisesiydi. Yani onun için zaten Rusya şeyde, Donetsk'te, Lugansk'ta orayı ilhak ettiğini hemen ilan etmedi. O pazarlık payı bırakmak için. Hele bir Kırım'ı siz tanıyın, ondan sonra ben bunların arkasında durmam diyebilmek için. O dendiği takdirde Putin'in orada yapacağı şey, artık oraya geniş muhtariyet falan filan gibi bir şey konacak. Aradan kısa bir müddet geçtikten sonra aynı senaryo oradan tekrarlanacak. Bu sefer Odessa ya da başka yerlere, Harkov'a mı olur, nereye olursa, bu şekilde devam edecek. Zaten oyunun bu durumu, gizli değil, sır değil, Rusya'da bağır bağırarak söylenen, açık açık söylenen bir şey. Bizzat Ukrayna'nın bağımsızlığı kavramı Rusya'nın kabul etmediği bir şey. Gerçekten sıkıntı orada. Sadece Ukrayna'nın değil, Sovyetler Birliği denen imparatorluğun, totaliter imparatorluğun dağılmasını kabul edemediler. Bir şekilde erken mi olur, geç mi olur, bir şekilde bunların tekrar toparlanması, tabirimi bağışlayın, tavukların tekrar bir şekilde kümese sokulması olarak görüldüğü için. Yine söylüyorum, tekrar söylüyorum, bu sır da değil. Hı-hı. Benim tahminim yahut komplo teorisi falan değil. Putin'den başlayarak bütün ideologlarına kadar, bütün siyasetçilerine kadar hepsinin bağır bağırıp senelerdir söylüyor geldiği şeyler. Hı hı. Burada bu işin Kırım'da yahut Doğu Ukrayna'da durması da mümkün değil. Zaten asıl felaket bu ve bu, evet, onu soracağım. Türkiye'de yani, dünyaya da büyük bela olacak. Şu an bu coğrafyada bahsettiğimiz coğrafyada sınırların değişmesi, bir takım bu anlamda devletlerin Ukrayna özelinden bakarsak henüz devlet olma özelliğini, vasıflarını oluşturamamış, siyasi bütünlüğünü oluşturamamış ülkelerin bu anlamda tamamen coğrafyada farklı adlar altında olması gibi bir durum söz konusu olur mu bu? Bırakırsanız her Orta şey olur. Orta Avrupa'ya da bırakırsanız her şey olur. Yani Sovyetler Birliği'nin nasıl çarlık yıkıldıktan sonra birçok ülke bağımsızlığını kavuşmuştu. Ukrayna'da dahil, Azerbaycan'da, pek çok yerde dahil. Nasıl Sovyetler Birliği onları tek tek toparladıysa, tekrar Rusya İmparatorluğu'na, bu sefer Sovyet adı altında tıktıysa, aynı şey şu anda onu yapmak istiyor. Daha başka bir şey burada söz konusu değil. Hı hı. Evet. Bundan sonra peki Amerika'dan, işte Avrupa Birliği'nden gelecek adımlar ne olabilir peki? Esasına bakarsanız yaptırımların Rusya'ya karşı artırılması mı olur? Bu yöntemle zaten mi gidilir? Son derece mütevazi aslında. Çevreleme politikalarına mı gidilir? Soğuk savaşta olduğu gibi. Ya da şunu soralım. Şu anda bir soğuk savaş var mı fiili var, olarak? Tabii ki. Tabii ki var. Tabii ki var. Yaptırımlar aslında olabileceğinin çok mütevazi şeklinde. Ama bunlar bile Rusya'ya çok pahalıya mal olmaya yetti. Çünkü Rusya ekonomisi Putin'in
vermeye çalıştığı imajın aksine, hani Putin geldi, Rusya'yı hem gurur olarak, hem devlet olarak, hem ekonomi olarak ayağa kaldırdı. Süpermen geldi, ayı avlayan, kaplan avlayan, denize giren, gökte uçan Süpermen imajı olan Putin bunları yaptı diye PR kampanyası yürütüldü. Aslında Rusya ekonomisi son derece ilkel bir ekonomi. Petrol, gaz ve silahtan başka hiçbir şeye dayanmayan ekonomi. Bunlardaki en ufak bir oynamayla sallanacak, çökebilecek bir ekonomi. Şu anda birazcık petrol fiyatlarının düşmesi, biraz bu yaptırımlar bile Rusya'yı çok sarstı. Rus para biriminin değer kaybetmesinde olduğu gibi geçtiğimiz. Ama yeterli değil. Bunların kararlılıkla devam ettirilmesi lazım. Yani yoksa Donetsk'te, Lugansk'ta ateşkes yaptık. Bugün yaptınız dediğiniz sözü bir saniye sonra tekrar bozabilirsiniz. Bunun hiçbir garantisi yok. Ya da Kırım'da Kırım Tatarlarına şöyle hak vereceğiz. Hiçbir zaman verilmeyecek olan haklar. 5 kuruşluk kıymeti olmayan haklar. Düşünün ki dünya üzerindeki bütün internasyonel anlaşmaları tanımayan insan ve devlet size telefonda verdiği sözümü tutacak. Tutmazsa ne yapacaksınız? Dövecek misiniz? Onun için bu gibi sözlere güvenerek ne Kırım, ne Doğu Ukrayna, ne Kırım Tatarları hakkında en ufak bir şeye güvenmeniz mümkün değildir. Rusya'nın oradan, Doğu Ukrayna'dan da, Kırım'dan da kesinlikle çıkmasından, Transnistria'dan da çıkmasından başka hiçbir çözüm yoktur. Bu dediklerim çok zor, ütopik gibi gelebilir. Ama bu bahsettiğimiz kanserin de başka bir çaresi yok. Evet, soğuk savaş var dediniz. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Emareleri. Bahsettiğimiz emareler. Bu gerginlik, yani Batı'daki pek çok politikacı keşke öyle olsaydı. Bunu gönülden en çok dileyecek insanlardan biriyim. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra Rusya'nın normal demokratik bir ülke olduğunu düşündü. Keşke öyle olsaydı. Öyle olmasının aslında şartları da vardı. Fakat özellikle 90'ların ortasından beri ve hele hele 99'da Putin'in gelişinden beri Rusya giderek hem siyasi olarak hem sosyal olarak tam bir polis devletine, tam bir yolsuzluk cennetine dönüştü. Hem Çarlığın hem Sovyetler Birliği'nin bütün olumsuzluklarını üzerine toplayarak. Sovyetler Birliği hiç değilse lafta olsun Çarlığın kötülüklerine karşı çıkardı. Şimdiki rejim Stalin'e de sahip çıkıyor. Stalin'in heykelleri tekrar ihya ediliyor. Korkunç İvan'ın da imajına sahip çıkıyor. Yani katmerli bir kötü mirasa sahip çıkma var. Yani bahsettiğimiz demokrasiye geçmek, insan haklarına geçmek, medeniyete geçmek gibi bir niyet görmüyorsunuz ki. Stalin'in ihya edildiği bir rejimden ne bekleyebilirsiniz? Ha, bu arada söyleyeyim. Mevcut Kırım rejimi Yalta'da Stalin'in heykelini diktirmek için son bir haftanın haberlerinden birisi de budur. Yalta'da Stalin'in heykelini diktirmek için teşebbüse geçtiler. Evet. Son olarak Sayın Kırım'la, Kırım adına bundan sonraki dönemde yapılması gerekenler neler olmalı? Kırım Tatar halkının beklentilerini Sayın Çubur'a da sorduk ama sizlere de soralım. Siz bölgeyi çok iyi bilen, aynı zamanda akademik kariyerinizin yanında oradan da tarihi bağları olan birisiniz. Neler yapılabilir? Diplomatik anlamda belki daha ileriki adımlarda daha gelişmiş neler olabilir? Birincisi şu, Kırım'da olup bitenlerin medyada yer alması şart. Çünkü Kırım'da olup bitenler tam bir duman perdesi arkasında gizleniyor. Hatta onun ötesinde birkaç medyada çıkan şeylerden olaylar tamamen saptırılarak, tamamen Rusya propagandası olarak Türk medyasına sunulduğuyla da karşılaştık. Kırım'da olup bitenlerin insanların duyması lazım. Nasıl yegane medya organlarının baskına uğradığı, nasıl bütün milli liderlerin sınır dışı edildiği, tevkif edildiği, tehdit edildiği, insanların öldürüldüğü, cesetlerinin bulunduğundan insanların haberdar olması lazım Türkiye'de. Herkes zannediyor ki Kırım, Rusya ile Ukrayna arasında bir çatışma var, bir sınır problemi var. Rusya lehine o çözüldü, iş oldu bitti. Normal iş devam ediyor, öyle bir şey yok. Bu bir, bu böyle olmadığının bilinmesi lazım. Hatta Kırım'ın ilhakı lafının bile kullanılmaması lazım. Kırım'ın ilhakın ilanı var. Tek taraflı ilan. Ben sizin üzerinizdeki ceketi alıyorum, bu benim oldu diyorum, bitti. Bunu dememle bu olacak mıdır? Bu kadar kolay mı? Hele internasyonel hukukta.
İkincisi, Türkiye'nin medeni bir ülke olarak, demokratik bir ülke olarak, insan haklarına hürmetkar bir ülke olarak bu normlar çerçevesinde hükümet, devlet, kamuoyu boyutunda hareket etmesini beklemek gerekir. Yani Rusya'ya karşı hem yaptırımlarda, bundan dolayı olan yaptırımlar, yani Rus düşmanlığından değil, burada savunulan şey ya da bahsettiğim şey Rus düşmanlığı, Moskov bilmem nesi, böyle ilkel kavramlardan söz etmiyorum. Sadece ve yalnızca bizzat da Rusya, Rus halkının da kendi menfaatleri için. Kırım konusunun Türkiye'nin dış politikasına hassas bir başlık, ana başlıklardan bir tanesi olduğunu ve bunun, dile hani, getirmeye devam ediyoruz. Putin'le görüşürüz, Rusya'yla görüşürüz, şu hakları veririz gibi yaklaşımların tamamen yanıltıcı, tamamen göz boyayıcı ve asla en ufak netice vermeyecek türden yaklaşımlar olduğunun hatırlanması lazım. Ve ambargoyu değil, ambargoyu delmekle övünmek değil, aman ambargo var, o fırsattan istifade, biz şu kadar domates sebze satarız diyerek sevinmek, bu ambargonun Türkiye eğer tarihine layık olmak istiyorsa birinci derecede sahiplenen insan olması gerekir. Bunu Kırım Tatarları için yapması gerekir. Eğer onlar düşünmüyorsa bile bizzat kendi menfaatini düşünmesi için gerekir. Kırım'da Sevastopol Limanı'nın 1783 yılında Rusya işgalinden sonra kurulan o limanın ve orada kurulan Karadeniz donanmasının kimin için kurulduğunu ve ne yapmak için kurulduğunu, ekolojik araştırma yapmak ya da balıkçılık için mi kurulduğunu, yoksa İstanbul'u almak için mi o zaman kurulduğunu tarih kitaplarına bakıp hatırlaması gerekir. Evet, Sayın Kırım'a çok teşekkür ediyoruz programımıza katkılarınızdan dolayı. Evet sayın seyirciler, Bakış Açısı'nda bu akşam Kırım özelinde Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliği ve Kırım'da şu an yaşananları konuştuk. Haftaya yeni bir konu, özel bir konu ve özel bir konukla ve konuklarla tekrar burada olacağız. İyi akşamlar diliyoruz. Bütün bu gelişmelerin vebali öncelikli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin